Şimdi tarlamızı biçiyoruz. Demek ki soyadan saman çıkmıyormuş. Bir tur yulafa girin lan. Yulaftan saman çıkar. Şimdi ay buraya geldim yanlışlıkla yine ya. Öne bir şey takamıyorum. Ama 180 beygirlik bir makineden bahsediyorum. Bunlar eski modeller. O yüzden ucuzlar. Yani şu alet 180 beygir abi. Kaç para? 53.000 bu şekilde. Şimdi bunun önüne bir şey takamıyorum ama bak 170 beygir, o da 180 beygir bunun gibi. Ama bunun önüne bir şey takılıyor, onunkine takılmıyor. Şimdi
Bunun önünde takılı ya. Bunlar tabii, şimdi kimse kusura bakmasın ama yani şu gücü de her makineden alamam. Yani maşallahlık güç. Pulluk çekebilirsin bir kere başta. Öyle bakmak lazım. Şimdi 33 bin diyorsun. Ben bir şuraya geleyim. Şunun önü yok. Güçsüz de bir makine. Bunu sat. Kırk yedi bin param var. Bu kadar işte, 37 bin. 180 beygirlik makineden bahsediyoruz burada. Eski. Yani makine biraz eski. Yani bunu römorkleri çekmeye falan kullanabilirim. O case var orada kullandığımız. Onu şeye çekeceğiz.
Şimdi bakalım. Yani tek makineyle 4 tarla zor oluyor ya artık. Bir tane daha biçer almam lazım. Aleti elden kullanacağız o zaman, yapacak bir şey yok. Güzel.
Bir daha buradan dolum almayız zaten. Makinede tok sıfır. Yani çok güzel çekiyorsun yeğenim. Şunu aldık. Yani çok berbat. ...94.000'e 155 beygirlik var. 155 beygir de bir dakika. 180 beygir abi. Bak 189 beygir.
Yani abi %180 beygir bu makine ama yemiyor. Yani bunların bak bunun ayıcısı var mesela ama 150 beygir bu. Yani şu aletler değil de şu 80'lik olanlar abi 189 beygir diyor şimdi. Abi gel garaja. Sat. Ya abi 33 binlik alet de o zaten ya. 33 binlikler bunlar. Kaç paramız var? 38 binimiz var. Bak 98 bin liraymış o benim aldığım case. O bandajda bir alet lazım bize. 170 beygirlik makineden bahsediyoruz. Bu 155 beygir 94'e. Hı. 145 beygir 150 beygir.92 190 beygir oldu bak. Fiyat 90 küsür bin oldu ama. Ama şimdi dur. ...145, 160, 190, 3 motor kurulumu. Bu sonuncuyu kurduğum zaman egzozun yerini değiştiriyor sadece. Egzozu yana alıyor yani bu. Şimdi bu 96 bin oluyor. Bu şekilde yaparsam bu da öyle oluyordur. Bir de öndeki öne malzeme tutturmak için alırsam 97.500 oluyor. 190 beygirlik makine ama güçlü oluyor. Tamam. Abi merak ettim alacağım o aleti ya. Beyaz alalım. Motor kurulumu tamam. Satın al. Bunun kırmızısından da alırız abi.
Ya fena bir makineye benzemiyorsun. Benim kullandığım case'in güçlüsü bu bence. Ya makineyi nasıl çekiyor? Ben ona bakmak istiyorum şu an. Gidişi fena değil, çalışması fena değil ama... Yani şu an tork ve beygiri veriyorsun ama... Çek bakayım nasıl çekeceksin. Ben çok da fena değil. Bizim case 12 ile çekiyor bunu. Çok da bir iş gücü yok. Burası bug'a mı girdi? Niye bıraktı ki? Gir oğlum. Evet, araziye daldık buradan. Ya bu da bu boka benzemeyen bir traktör, onu da öğrenmiş olduk. İş konusunda iyi değil, yani iş yapma konusunda hiç iyi bir traktör değil. Ya buna taksam bu yardırır. Yani ciddi anlamda... Vay anasını sayın seyirciler diyeceğimiz bir traktör değilsin. Yani bu tarlayı bu bitirebilir mi? Zor.
Peki büyük traktörlerdeki eski ama büyük. Şimdi hocam. Yani 140 beygir yapabiliyorum bu makineyi, 103 bin ama. Emin ol şu çalışanla aynı iş yapar, hatta daha güçlüdür yani. Eski model case'lerden var abi. 145 beygirle kapı açıyor alet. Yani ben bunun da onun kadar çalışacağını düşünüyorum abi. Kaç para? 103 bin lira mı? Oha! 102 bin. Ya bu bilmiyorum, güçlü bir traktör olabilir. 94.135 beygirlik küçük traktör var bak burada. Yani abi bak. Bunlar 94 bin. Alını aleti de taktım. 95 bin. Şimdi bu değil de bu 102 bine veriyor. Bu yani Fendt var. Ama Fendi şey Datsun bir de bu var. ...160 beygirlik modeli de var. Ama bak şimdi burada 32 bin yazıyor. Burada 97, ama bu daha bizim renklere uygun bir alet. Motor kurulumu yok. 143 beygirlik bir makine. Yani ben şu case'i almak isterim 102'ye. Şunu satayım ben abi. Ya tabii zarar ediyoruz. Güzel bence. Güzel, güzel, güzel. Benim şu an kullandığım case'in bir küçüğü işte. İşi falan daha iyi gibime geldi ama dur bakalım. Hmm.
Bunun orada traktördü kardeşim. Bu Gutçuk traktör diye geçiyor. Gutçuk, Gutçuk. Bu küçük traktör. Yani bunun bu şekilde gitmesi normal. Yani modlardan belirli traktörler aldık ama bu traktörler berbat çıktı abi. Yine bu fena değil de. Çekemiyor bu. Yani kasa taşıma konusunda fena olacağını sanmıyorum bu makinenin de. Dolduralım bakalım şimdi bunu da. Şimdi bu ikinci partisyon oldu. Bence iyi mal çıkıyor ya. Şimdi indeksi şöyle kuracağız hocam. Buna kadar 98 bin. 125 kilovatlık. Şimdi modlarla koyduğumuz. ...77 kilowatt, 240 beygir. Şimdi bak, 161.200'ü bu makineyi alabiliyorum, tamam mı? 177 kilowatt, 240 beygir, 161.000.
240 beygir. Bunu 261 beygire çıkartıyorsun, 143.000. Peki. Benim o demin baktığım şey büyük traktör ya, eski model gerçi ama. Şimdi bak, bunu bu şekilde 240 beygir olarak alabilirsin. 161 bine. Biraz büyük bir traktör. Ya da 161 beygire 143'e bu daha uyguna geliyor la. Bu daha ucuz. Garaj. Sat bunu, pahalıya yaramaz bu. Lan mouse'um nerede benim ya? Sattık gitti. Şimdi yani traktör olarak baktığın zaman ben başka da bir traktör almış olmayı çok isterim ama ne kadar paramız var? 77 binimiz var. Çok bir paramız yok. Bize ne lazım hocam? Şey lazım bize ya. Öbür Lemken cihaza bir traktör ayarlayayım ben. ...83.099 beygir. Motor kurulumunu yap. 117 beygir. Tamam, onu öyle yapma, onu çık, onu bu orta traktörden gel. 125 beygir yaparsam, bir de motoru kurduk mu, oy oy. Ben artık 127 bin diyor. Stok hali 102 bin. Yani. Yani bu da boş hali 98 bin. Artık küçük traktör almayayım diyorum da. Şimdi bir dakika. Biraz bekleyelim hocam şu tarlaları bitirip, neyse dur ya. Kaç beygirlik hali lan bendeki? Şimdi şu aldığım New Holland iş yapar ama ben yulafa geçeceğim abi ben.
Çalış. Evet, bu da çalışıyor. Şimdi biz bu aleti almadık değil mi daha? Alacağım şimdi ama. Gerek yok. Motor kurulumu. Motor kurulumu. 175 beygirlik güzel bir makine yapıyorsun. 127 bin yapıyorsun. Satın alıyorsun abi bu cihazı. Şimdi bu traktörü ile beraber bir makine abi. Soya ekeceğimiz zaman abi bu makineyle bir yerden öbür makineyle de diğer yerden girerek soya fasulyesini hızlı ekebilirim ama ben bu tur yulaf ekeceğim. Şimdi makineyi bir doldurayım. Şeker pancarı, pamuk. Niye doldurmuyor? Ben niye buna yem alamıyorum lan?
Şimdi bu işte bir ibnelik var. Doldurmuyor. Bir boka yaramıyor o makine. Gel garaja. O kadar masraf yaptık, zarar ettik anasını satayım bu hurdadan. İki tane aldım ama. Şimdi buna oradan kutudan yem doldurmayı deneyeceğim inşallah. Toplamda ne kadar tohum aldığını hatırlamıyorum ama iki paketi kafadan alacaktır. Belki daha fazla. Abi. Abi dolduramıyorum. Abi senin ben bana sattığın makinenin var ya. Arkası yem. Dur. Solatir 23 ile birlikte kullanacaksın diyor. Bak bu ekü 660 ile bu gübre. ...696... ...2200. Bak ikisi bir. Sat abi. Bunu da sat abi.
Durduk yere yükleme vagonunu sattırdı bana. Gerizekalı oyun ya. Hemen kasadan mal alalım. Lan yürü! Bakın kasanın ne kadar, yani biçenin bir kısmını aldık. Şu fırlayacağız bunu, gidip satacağız. Şimdi bir adet full oldu bu, 20.000. Ha, traktörü satmama gerek yok. O traktörü bir şeyler için illaki kullanırım ben. Boşaltmalı. Yani para kazanıyoruz ya. Yulaf ekeceğim. Yulafın samanı da var. Şu yükleme vagonu muhabbetine bir bulgu vagonu yani. Bu 38.000 miymiş? O neydi? Sattığımız mal. Ne kadar alıyor bu? 20.000. Oha. Şimdi çok param gidecek benim, biliyorum. Al oğlum al. Gitti güzelim tohumlarım ya. Zarar ettik abi. 2.000 desek. Şimdi seç abi büyük torbalar. Yardır 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 yardır. Lan hepsini alır mı acaba? Bir başlayalım doldurmaya da.
Oğlum bayağı bir dolduruyoruz lan. Yani 19 binlik bir yükleme vagonumuz var. Yüklü vagonu şu şekilde koyarak bizim ekim cihazının şuna bir takalım. Bu traktörü satmaya gerek yok. İyi bir traktör bu. Orta traktörlerle gidiyoruz artık. Yavaş yavaş büyük traktörlere geçeceğiz zaten. Hadi bir tur yulaf ekelim abi. Ama ekimi başlatmayacağım şimdi. Makineyi hizala bırak. Sürme işi devam ediyor. Bu %99 olmuş zaten. Doldur oğlum.
Tamam, sen devam et oraya biçmeye. Buraya bunu yapmayacağız. 58 bin elimizdeki para. Hiçbir halt ekmedik. Bu arada arazilerde saban baban isteme durumu. İstemiyor. İyi. Şimdi bu makineyi ...15'le çekmek için daha büyük bir traktöre ihtiyacım var benim ama... Şimdi bu aletleri tamir ettireceğiz yine. Araç işletim masrafı, yapacak bir şey yok. Ley 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 ley. Bir dakika. Şöyle bir... Şimdi kredi zamazingosu çekecek ya. Bir de kontratlara bir bakalım ne var ne yok. Abi bu topla topla bitmez. İş yok kontratlarda ya. Bu arada saban gereksinimini açtım değil mi lan ben? Açtım, tamam. Kireci sonra gireceğim. Şimdi değil. Kireci çok tüketiyor çünkü. Bizim biçer demerle işimiz bitecek şimdi. Soya fasulyesini iyice bir ekelim. Şimdi kredi çekim olayına bir bakalım mı? Oğlum 600 bin kredi, eksi 600 bin lan kredi. Yani kontratlardan iş geliyor. Tarla dert, hayvan çiftliği noktası nerede abi?
Buradan buraya. Gelmem gerekiyor. Bunu alırsam. Liman tahıl ambarına götür diyor bu da. Ya bunu almayı tercih ederim abi. Yani hasattan güzel kazanıyorsun aslında. Restoran noktası tarla 2 nerede? O nerede? Dur şimdi. Nesne ödünç al diyorsun. Tamam. Yani 59 bin yapacak bir şey yok abi. Paraya ihtiyacımız var. Nesne ödünç ala bas. Yani makinenin... Tarla 5. Hayvan çiftliği uzak noktada mecbur. Yapacak bir şey yok yani. Kazanmak için bunu yapacağız. Tarla 4 müydü bu? 4'tü bu değil mi? Evet, alet biraz yavaş. Ya bir de bu saatler sürer ya. Bayağı tonajı güçlü ya. Oldukça kıçını yırtan bir durum.
Harbi götünü yırtıyor şu an ya. Tarla dört. Evet, indir. Yürü. Ne çabuk doldurdun lan. Aa, burada da buğday gibi bir şey var, güzel. Bir turda %90'ını doldurdu. Bitti. Ama bunun kasası kaçtık bilmiyorum ki.
Bence bu patatesi biçen aletin kasası küçük. Bak. 9.000'lik abi, hemen 2 dakikada. Şimdi bir kasayı fullleyip doldurdum zaten. Bakalım bu kaç? Ne kadar var içinde bilmiyorum ki. Yani abi, hani 37 tona yakın mahsul aldım. Sevsen de sevmesen de yaptırıyorsun bu tamiratları hocam.
Tabii 9500'lük bir biçer bu. Evet, doldur. Şimdi yulafa geçeceğiz ama hemen değil. Şimdi 39 bin param var benim. Hadi ya. Yani demek ki o patatesten aldığım parayla krediyi köküne kadar asılırsam o son taraftaki 3 tane araziyi de küçükleri de alıyorum. Sonra zaten Allah büyüktür. Şimdi bu burayı bitirsin de sonra şurayı yaptırayım, sonra o makineyi tamir ettiririm. Ben çok da büyük bir şey beklemiyorum açıkçası bundan ya. Ulan bu makineyle bu tarla çok uzun sürecekmiş gibi bir his var içimde ya.
Silahın tankı doldu deyince geçer bakarız o tarafa. Şimdi bunun durumu ne? İşte kaliteden abi, kasası küçük menetin ya.
Tamam, o devam ediyor. Evet, bu devam etsin şimdi. Tarla sürme işine devam. Güzel bir şekilde.
Aslında güzel ilerliyorum ha. Bir taraftaki yine durumda hocam. Oho, yine bitti. Hayvan çiftliği noktasına bunu verecektim ben, değil mi? Biraz zorlanıyor tabii şimdi. 48 ton olunca arkada. Vallahi tarlaları yardıra yara yara gideceğim ama bu tarlaları ortadan. Şu yukarısı işte hayvan çiftliği. Makine yoruldu ya abi, bu ne biçim iş? Malı boşaltalım hemen.
Vallahi hiç uzatamayacağım yolu, ortadan yardıracağım gideceğim, bu ne ya? Evet, bu da ilerliyor, ağır ağır. Yani ekim işlerine başlamadım ama... Evet, yürü. Şu an elimizdeki arazide sürme işlemi bitmek üzere, az kaldı. Yani bu makinenin yavaşlamasına kızmıyorum çünkü yani artık arızaya düşmüş olabilir. Sonuçta toprağı kazıyoruz bununla. Periyodik sabanlamayı açtık ama ister mi istemez mi, harbiden hiç kullanmadım o özelliği. İlk defa bu yayınları yaparken kullanacağım, yani açık bir şekilde oynayacağım. Artık küçük traktör almayacağız abi. Orta traktörden aşağısı bizi kesmiyor. Bir de şu kullandığımız Massey Ferguson biçer döverimizin görünen köy kılavuzu istemez. Ya onu alacağız ya da şey alacağız. Hemen onun yanındaki John Deere alacağız yani. Abi ne çabuk doldurdun takıl tankını ya. Tamam, bir daha yazacak onu. Bakalım o tekrar yazana kadar bu bitirecek mi? Önemli olan o benim için şu an. Thank you.
Sen ona devam et, sen burada dur. Gidelim bir içeriden malı alalım abi, bir içeri devam etsin. Bu arada ben bir sürü kamyon mamyon bir şeyler yapmıştım abi. Şu arabalar kısmına gel. Tamam da ekstra kamyon almamış mıydım ben ya? Bunlar çekici ama zayıf çekiciler. Bu 15 bin litrelik bir kamyon. 30 bin litrelik kamyon. 95 bin. İyiymiş. Yani o kasayı satıp bunu alabilirsin. 30 bin litre olursun. Ama biçerin boyu buna yetecek mi onu bilmiyorum. Bakacağız. ...30 bin litre 95 kasasıyla birlikte alabiliyorum. Güzel, güzel. Bittin mi? Ver abicim kapı, kapat makineyi. Bir ufak tamirat yapmalıyım. Tamiratı. Aletlerimizi tamir edeceğiz ki aletlerimiz bize hizmet etsin hocam. Yani yakıt, mazot, aletlerin bakım, onarım, tamir işleri. Ya bunları mecburen yapıyorsun hocam. Şimdi öbür araziyi almayı beklesem mi? Yoksa bunlara yulafı eksem mi? Şimdi bunu bıraktık. O uçtan başlayalım. Buraya, 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 buraya diye gelelim. Yine en son araç tamir istasyonunun yanını şey edelim. Şunun arkasına gel. Bence bu içindekiyle buraya eker abi. Yulaf ekelim. Hem yulaftan kazanalım hem samanından kazanalım, değil mi? Hadi ekelim yulafımızı.
Şimdi şunu çalıştırıyoruz. Makine biraz arkada galiba. Ya bu patatesle de şeker pancanın olayı da ekerken çok ciddi tohum kullanıyor. O kullandığı tohumun ciddiyetine bağlı olarak bol miktarda mahsul veriyor. Kazancı daha çoktur, daha azdır ama o konuda bir şey diyemeyeceğim ama mahsulü çok verdiği kesin.